Zor soru. Severiz. O halde hemen başlıyoruz. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci şık A diyor ki iki ögeli bir cümledir. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet cümleyi ögelerini ayırırken vurguya tonlamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Binlerce yıl önceki volkanik patlamalardan saçılan navların, tüflerin ve bunları oyup şekillendiren suyun ve rüzgarın eseridir. Ne ıhlara vadisi arkadaşlar baştan başlayıp eseridir ifadesine kadar bir isim tamlaması olduğu için ve bu isim tamlaması dir dir ek eylem ekini aldığı için şuraya kadar hepsini ne diyeceğiz biz yüklem diyeceğiz. Ve biliyorsunuz ki özneyi bulmak için olan ne olan kim sorusunu soruyoruz özellikle eğer yüklemim isimse. nokta 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 rüzgarın eseri olan ne ya da rüzgarın eseri olan kim Olan ne diye sorduğumda ıhlara vadisi bu da benim için arkadaşlar ne olacaktır? Özne olacaktır. Gördüğünüz gibi özneden ve yüklemden oluşmuş iki ögeli bir cümledir. Özne isim tamlamasından oluşmuştur. Ihlara vadisi. Ne vadisi? Ihlara vadisi. Özne arkadaşlar belirtisiz isim tamlamasından oluşmuş. O halde Bursa şıkkında eliyoruz. Ekeyle meke almıştır. Rüzgarın eseri ifadesi bir isim tamlamasıdır ve isim tamlamaları arkadaşlar ekeyle meke alarak zaten yüklem olabiliyorlar. Buradaki dırdır zaten benim için nedir? Ekeylem ekidir diyoruz. O halde kesinlikle C şıkkını da eleyebiliriz tamlananı ortak isim tamlaması kullanılmıştır. Arkadaşlar rüzgarın eseri ifadesi şuradaki -ın in, -in bir tamlayan eki, buradaki eseri ifadesindeki -i de şöyle çizdiğim için görünmüyor. Bir tamlanan eki. Bu benim için belirtili bir isim tamlaması. Bakın rüzgarın eseri, suyun eseri. O halde burada da bir tamlayan var. Yani iki tane tamlayan ne olmuş arkadaşlar? Şöyle tek bir tamlanana bağlanmış. Buradaki tamlanan ifadesi eseri ifadesidir. Evet birinci tamlayanım rüzgarın şöyle yazalım. İkinci tamlayanım ise suyun ifadesidir. Suyun sesi e, pardon suyun eseri rüzgarın eseri ifadeleri gördüğünüz gibi iki tamlayan bir tamlanana bağlanmış. Yani tamlanan ortak kullanılmıştır. Denizli şıkkında eliyoruz. Sıfat fiil adlaşmış e, adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır. Volkanik patlamalardan saçılan lav arkadaşlar. Nasıl lav? Saçılan lav. Burada sıfat fiil var ama lav ismi de kullanıldığı için adlaşmamış. Yani sıfat fiil burada sıfat tamlaması görevinde kullanılmıştır. Şekillendiren su. Nasıl su? Şekillendiren su sıfat fiil var ama adlaşmamış. Peki adlaşmış sıfat fiil nasıl oluyor? Mesela şöyle deseydi işte sevdiklerimizin değerini bilirim deseydi şöyle sevdiklerimizin değerini bilelim deseydi sevdiğimiz insanlar demek istiyordu. Buradaki insan ismi düşürüldüğü için sevdiklerimiz ifadesi Adlaşmış sıfat fiildir. Çünkü hem sıfat fiil var hem de insan ismi düşürüldüğü için sevdiklerimiz ne oldu ismin yerini tuttuğu için adlaştı, adlaşmış sıfat oldu. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olacaktır.